Efendim merhabalar. Sevgili tarihte yürüyen adamlar, hepinize merhaba. Bugün tarihi yarımadadayız. Bugün Bizantiyum'un merkezindeyiz. Bugün Roma'nın, Nova Roma'nın veya Novaya Roma'nın merkezindeyiz. Bugün Konstantinopol'ün merkezindeyiz. Bugün İstanbul'un, Dersaadet'in, payitahtın ve Cumhuriyet'ten sonraki İstanbul'un merkezindeyiz. Bugün tarihi yarımadanın kalbindeyiz. Sizlerle birlikte bu bölgede var olan tüm eserlerin, elimizde bulunan fotoğrafların hikayesiyle beraber üstlerine basa basa onları kullanarak tarihte yürüyeceğiz. Daha önce burada program yaptık. Müdavimler, takip edenler hatırlarlar. Fakat elimize sürekli yeni ve farklı fotoğraflar geçiyor. Biz de bu sürekli yeni farklı fotoğrafları, farklı açılardan çekilen yepyeni fotoğrafları alıyoruz ve karşınızda bunları bir program haline getirip tarihte yürüyoruz. Her zaman bir iddiamız vardı. Henüz zaman üzerinde yolculuk yapan bir makine, bir teknoloji olmadı. İslami olarak zamanlar arasında geçiş yapmak diye bir şey var mı onu da bilmiyorum. Teknik olarak mümkün mü bilmiyorum. Yaşanan yaşanmıştır, geçen geçmiştir. Her an aynı şeyler bir daha tekrar ediliyor mu ki 1970'li yıllara ben bugün bir daha geri döneyim? Bütün bunlar bende karşılığı olmayan, bütün bunlar cevaplandırılmasını bilmediğim sorulardır. Tek bildiğim şey biz bu makineyi, biz bu teknolojiyi bulduk. Nasıl? Yüzyıllar öncesinden kalan dokümanlarla, materyallerle, fotoğraflarla, belgelerle, delillerle, arşiv vesikalarıyla yan yana üst üste koyuyor. Üstlerine basa basa tarih üzerinde yürüyoruz. Bugün de fotoğrafları yan yana koyacağız. 170 yıl, 175 yıl, inanılmaz rakamlar, inanılmaz tarihler ve biz bu tarihlendirme dilimlerinde fotoğraflar bulduk. Bu fotoğrafları size göstereceğiz. Tam 1500 yıllık bir resim. Hayır, yanlış anlamayın. 1500 yıl önce yapılan bir, zaten farkındaysanız fotoğraf demedim, resim dedim. Bir canlandırma resmi. Yani 1500 sene önce burası hipodromken, Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma'da bulunan Circus Maximus'un bir benzeri olan hipodrom alanındayken, burada yarış atları, yarış arabaları koşuyorken, Avrupa'daki gladyatör, hayvan dövüşleri yapan gladyatörlerin dışında at yarışları yapan, kılıç talimleri yapan, mızrak talimleri yapan ve belki de güreş yapan sporcuların 1500 yıl önceki canlandırmalarını göreceğiz. Burası milattan sonra 205 tarihinde Septimus Severus tarafından oğlu Anatolia Caracalla'ya imar etsin diye verilen tarihi yarımadanın tam kalbi. 398 metrelik uzunluğu, 180 metrelik genişliğiyle 100 bin kişiye aynı anda hitap edebilen, maviler ve yeşillerin birlikte yarıştığı, bu arada mavi yeşil ne? Bu Fenerbahçe Galatasaray gibi bir tarif değil. Maviler ve yeşiller iki tane takım. Maviler elit, zengin takımı. Yeşiller halkın tuttuğu takım. Osmanlı'daki bu maviler ve yeşiller spor takımlarının karşılığı bamyacılar ve lahanacılardır. Bamyacılar ve lahanacılar olarak tarif edilen Osmanlı'daki bu spor takımlarının Roma karşılığı olan maviler ve yeşillerin bulunduğu yerdeyiz. Bana göre sağda ama size göre solda olan Sultanahmet Camii'nin olduğu yerde bir türbin vardı. Gerçi birinci fotoğrafta bunu çok net bir biçimde ifade edeceğim. Mermer koltuklarla bir türbin. Bu tarafta ise bana göre sol, size göre sağda ise tahtalardan ve tuğlaların üst üste konulmasıyla oluşan bir türbin var. O da yeşiller. Sanırım maddi anlamda durumu iyi olmayan fakirlerin oturduğu yer. Topladığımızda burası bir 100 bin kişilik alan, toplanma alanı bile oluyor. Şu an üzerine bastığımız yerin 35 metre altında sarnıç var. Geçiş yolları var.
Matador yanlış olur, gladyatör de yanlış. Sporcu diyelim mi? Roma sporcularının dinlenme odaları var altlarında ve Tarihte Yürüyen Adam programını seyredenler, en başından beridir seyredenler bizim program olarak bunun altına girdiğimizi, 35 metre ayağımızı bastığımız zeminin 35 metre altındaki sarnıç, geçiş yolları ve sporcu odalarını görüntülediğimizi çok iyi bilirler. Buralarda böyle bir yol var. Bazen emekliyorsun, bazen düz yürüyorsun. Bir süre sonra yol ikiye ayrılıyor. Sağ taraftaki Ayasofya'ya, sol taraftaki ise Çemberli Taş'a kadar giden, buranın da altında bir hayat var. 35 metre yerin altında bir hayat var. Fakat 3,5-4 metre yerin altında diyorlar ki tarihi kaynaklar, açıp bakmadık. Açıp bakan da yok. Bazilios isminde Roma İmparatoru Justinianus'un komutanlarından Bazilios ya da Bazilios'un vermiş olduğu akılla, eşi Theodora'nın telkiniyle burada maviler ve yeşiller katliamı yapıldı. 35 bin kişi öldürüldü. Yani ayağımızı bastığımız yerin 4 metre altında bir toplu mezarlık, ayağımızı bastığımız yerin 35 metre altında bir kaçış yolu, gizli tüneller, yollar, dehlizler, sarnıçlar bulunmaktadır. O kadar tarihi bir bölgede bulunmaktayız ve sizinle 1500 yıl öncesine bir resimle gideceğiz. Ardından 170-150 yıl arasında gezeceğiz. Çok mu uzattım? Tarihi yarımada için az bile. Lafı fazla uzatmadan fotoğraflar eşliğinde tarihte yürüyen adamlar olarak sizler evlerinizde, koltuklarınızda, bizler ise arazide. Tarih nerede yaşanmışsa orada gezmeye, tarihte yürümeye, çağlar ve zamanlar atlamaya başlayalım. Ülke TV ekranlarında artık bir cumartesi günü klasiği olan Tarihte Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.